hafta sonu video çekmeyecektim ama yine sokağa çıkma yasağı var. Tam şey oldu, kapanma olmasa bile yasaklar devam ediyor. O yüzden adeti devam ettireyim dedim. Yeni bir sohbet videosu ile karşınıza çıkayım dedim. Piyasalar tatsız, farkındayım ama bugün neden aslında moralinizi bozacak hiçbir şey olmadığını yine verilerle ve rakamlar eşliğinde sizlere anlatayım isterseniz. Bir önümüzdeki günlerde neler beklemeliyiz beraber konuşalım. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler ve sağlıklar yerindedir. Bir hafta sonu daha eve kapatıldık. Artık umuyorum bir an önce şu yasaklar biter. Çünkü havalar güzelleşti, yaz geliyor, artık insan dışarı çıkmak istiyor diyeceğim. Ama havalar da güzelleşmiyor arkadaş. Bugün mesela burada hava berbat, yani fırtına gibi, gök gürlüyor, şimşekler çakıyor, sağanak yağış var. Mayıs sonu, Haziran'a geldik artık. Havanın böyle bir günde 30 dereceden böyle fırtınalara dönmesi falan şeyi aklıma getirdi. Bu Interstellar diye bir film vardı. Hani orada da dünya artık küresel ısınmadan yaşanmaz hale gelmiş. Tuhaf tuhaf kum fırtınaları çıkıyor falan. Şu an aynen onun minörünü yaşıyoruz gibime geliyor. Ki hakikaten artık mevsimlerin değişmesiyle ondan sonra küresel ısınmanın etkilerini görmeye başladık. O yüzden hava berbat. Havanın berbatlığını geçtim. Piyasalar da berbat biliyorsunuz. Daha hala aman aman bir toparlanma olmadı. Bugün sabah 8.30 itibariyle bir miktar yükselişler gördük. Yani içeriye para girişi söz konusu. Toplam market cap 1.6 trilyon dolarlara kadar geri geldi. Ama kısa vadede öyle bir anda her şey güllük gülistanlık olacak diyemiyorum. Ama yine de orta ve uzun vadede işler gayet iyiye gidecek. Bu son düşüş de sizi üzdüğü kadar büyük bir düşüş değildi aslında. İsterseniz bu konuyu bugünkü videoda ele alalım beraber isterseniz. Başlamadan önce bugünkü videomuzun sponsoru Musketeer Fund arkadaşlar. Türkçe web siteleri de var. Linkini video açıklamasına bırakıyorum. Musketeer aslında silahşör demek. Ama hani böyle kılıç silahşörü değil. Amerika'nın iç savaşı dönemindeki o tek atımlık musket tüfeklerle, musketlarla savaşanlara Musketeer denirdi. Bir de işte Elon Musk piyasanın şeyiydi, kahramanıydı son yorumlarına kadar. O yüzden isim böyle onlara atıfta bulunarak yapılmış bir şey, proje. Peki ne yapıyor bu Musketeer Fund? Arkadaşlar bu adamlar bir meme token ekosistemi oluşturmuşlar. Platform üstünde merkeziyetsiz bir şekilde bu meme token dediğimiz Shiba'lar, Akita'lar, işte Dogemoon'lar falan, bunlara yield farming ile faiz alabiliyorsunuz. Mesela elinizde Akita Shiba kaldıysa gelip burada Yield Farm havuzlarına sokarak durduğu yere faiz kazanmasını sağlayabilirsiniz. Muskets diye bir de kendi native token'ı var, governance token'ı var. Buna da yatırım yapabilirsiniz. Platform şeyde çalışıyor, Ethereum Network üzerinde çalışıyor. Ama merkeziyetsiz bir yapı olduğu için diğer ağlara geçme şansı da var. Initial DEX offering dediğimiz yeni token'ların çıkmasına da fırsat tanıyorlar. İsim biraz falso kalmış olabilir. Elon Musk artık piyasalarda sevilmiyor ama proje güzel, ben beğendim. Çok eli yüz düzgün bir platformları var. Güzel şeyler yapmışlar şimdiye kadar. Türkiye pazarı için bütün siteyi Türkçe'ye çevirmişler. Türkçe Telegram toplulukları var. Ondan sonra harun harun çalışıyor adamlar. O yüzden piyasalar toparlandığı zaman burada da işi olacaktır. Zira zaten ekibin elinde hiçbir token yok bu arada. Hani Musket's fon şeyinin token'ın dinamiklerine baktım. Arzın yarısını yakmışlar. Ekibe aloke edilen şey, coin'lerin hepsi kilitli bir şekilde duruyor. Orada ekibin rug pull yapıp ondan sonra sizin paranızı kendi cebine atma ihtimali yok. O yüzden proje güzel. Eğer ilginizi çektiyse dediğim gibi Telegram grupları, web siteleri hepsinin linkini aşağıya bırakıyorum. Şimdi gelelim piyasalara. Şu iki haftadır ben acayip üzülüyorum arkadaşlar. Para kaybedildiğine, piyasaların düştüğüne değil, insanların yatırımcılık ya da kripto para yatırımcısı olmak namına hiçbir şey öğrenmemiş olmasına üzülüyorum. Şimdi şaka maka kanalı 2017'nin sonundan sayacak olsan 3,5 senedir falan burada kripto paralarla ilgili sizleri bilgilendirmek, iyi bir yatırımcı nasıl olunur sadece kripto paralarda da değil, işte risk yönetimi nasıl olur, sepet nasıl yapılır, modern portföy teorisi nedir, kar ne zaman alınır, trend nasıl okunur, neye dikkat etmek gerekir, ondan sonra bir yatırımcının neden duygusal olmadan analitik ve rasyonel bir şekilde düşünmesi gerekir. Bunlarla ilgili sayısız içerik ürettim. Sadece ürettiğim içerikler değil, böyle muhabbet ettiğimiz videolarda da sık sık dile getirdim. Ama gel gör ki yani piyasaya yeni girenlerden midir? Yoksa ya da insanlar insanlıklarının, insan psikolojisini yenemediklerinden midir? Nedir? O acayip bir duygusal ortamda
ortam var ortalıkta yine. Twitter'a giderseniz, YouTube yorumlarına girerseniz inanılmaz negatif enerjiler. Yok battım bittim, bir donumuz kaldı. Yok işte sen şöyle demiştin, o böyle demişti. Hani yükselecekti, hani düşmeyecekti bilmem ne bilmem ne. Yani arkadaşlar şimdi paranızı, bir de yani komik komik paralarınızı, 100 liralarınızı, 100 dolarlarınızı, 1000 dolar, 10 bin dolar yapmaya çalıştığınız bir yatırım aracındasınız. Bu mümkün mü? Mümkün. Çünkü bugüne kadar bir sürü insan kripto para piyasalarında acayip paralar kazandı. Doğru. Ama büyük risk büyük getiri arkadaşlar. Tıpkı kumarda olduğu gibi. Yani rulette mesela kırmızıya ya da siyah bir rakam gelecek diye oynayabilirsiniz. Şansınız %50'dir. Ki tam %50 bile değildir işte. Orada sıfır farklı bir renk sayılıyor. Ama işte paranın iki katını kazanırsın tutturursan. Ya da ama ne bileyim işte bir rakama basacak olursan paranın 34 katını kazanırsın. Ama tabii rakamın çıkma ihtimaliyle kırmızı ya da siyah çıkma ihtimali nedir? Yani piyasalarda, yatırım piyasalarında tıpkı kumar masasında olduğu gibi risk büyüdükçe getiri büyür. Şimdi böyle 10 katların 100 katların olduğu yerde de risk büyük olacak tabii ki arkadaşlar. Yani böyle bir sabah %40 düşüşe uyanmaya alışık hazır değilseniz yani bu piyasalarda işiniz yok, kusura bakmayın. Ya da böyle daha da kötüsü düşüşler olduğu zaman küsüp kaçıp gidecekseniz zaten hiç para kazanamazsınız. Çünkü yani bu işin fitratı böyle. Bunu 3 senedir anlatamamış olmam beni gerçekten üzüyor. İşte mesela bakın Twitter'da yorum yapıyorum piyasalara. Tamam diyorum, evet diyorum, bir düşüş oldu. Beklediğimizden de bir sert bir düşüş oldu. Ki hakikaten öyle oldu. İşte bu Elon Musk'ın yorumlarından başladı. Amerika'daki haberler, Çin'deki haberler falan her şey üst üste böyle piyasalara bir manipülasyon dönüyor. Grafiğe bakacak olursanız da zaten Bitcoin grafiğine. Hani bunun böyle bir normal düzeltme hareketi ya da ayı piyasası hareketi olmadığını siz de göreceksiniz. Yani çok çok sert bir düşüş var. Burada ciddi bir manipülasyon dönüyor aşağı yönlü. Tabii bu beklediğimizden daha sert oldu. Ben 41 bin doların kolay kolay kırılmayacağını zannediyordum. 30 bin dolarlara kadar mum attık. Şimdi ama yavaş yavaş toparlıyoruz. Ama hani ne derler? Bu kadar ortalığı tantanaya getirecek, anladınız mı? Üzülecek, bozulacak bir durum değil. Çünkü bu piyasalarda biz bunu hep yaşadık. Bitcoin'in mesela tüm tarihine bakın. Ne zaman rekor kırdıysa, yeni bir zirveye ulaştıysa ondan sonra %80 düzeltmiştir. Bugünlere kadar. 2017 rallisinde de öyle olmuştu işte. 20 bin dolarlara kadar çıktık. Oradan 3 bin dolarlara kadar düştük. Şimdi bugünkü düşüş tamam sert bir düşüş ama öyle bir %80'lik bir düşüş de olmadı. O yüzden ben zaten hala çok rahatım. Her ne kadar kısa vadede yeni girenler çok zarar ettik diye ağlıyor zırlıyor olsa da şu an piyasa bence hala sağlam duruyor. İşte şu an Bitcoin'deki düşüş 54 bin dolarları baz alacak olursanız çünkü orada çok hacim yaratmıştı. %30-35 arası falan. En üst zirveden düşünecek olsanız bile yani 64 bin dolardan düşünecek olsanız bile %50 bile değil şu an zarar. Ama işte Bitcoin ayı piyasasına girdiğinde %80 düzeltirdi. O yüzden ben daha durumun çok çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Bir de olumlu tarafına değinelim arkadaşlar. Bitcoin rekor kırdığı zaman öyle %100, %200 değil yani. Hani 10'a katlıyor, 20'ye katlıyor. Çünkü mesela son rallide 2017'de Bitcoin 1000 dolardan 20 bin dolara çıktı. Ne ediyor? 20 kat getiri ediyor. Bu sefer ama nasıl, ne kadar, nereden nereye çıktı? Bu sefer işte 3 bin dolardan önce 30 binlere çıktı. Sonra bir 64 binlere geldi. Yani daha hani anladınız mı? 20 kata bile doğru düzgün değinemedi. Yeni bir tam zamanlı zirve oldu diyebilmemiz için bunun da üstünde 70 bin dolarlara, 100 bin dolarlara çıkmamız lazım. Ki oraya da eninde sonunda geleceğiz arkadaşlar. Yani demin bir röportaj kaydı yaptım. Onu da kanalda yayınlıyor olacağım. Orada Lokman Bey de aynı şeyleri söyledi. Hani bu piyasa daha dedi herkes duysa da herkesin para koyduğu bir piyasa değil dedi. Ki rakamlara baktığınız zaman hakikaten öyle. İşte Türkiye'de kripto çok büyük popülerlik. Kimin eline baksan borsa var. Yok o da alıyor, bu da alıyor falan diyorsunuz. Ama resmi rakamlara baktığınız zaman 8 milyon, taş çatlasın 10 milyon insan var Türkiye'de kripto paralarda. Dünyaya bakıyorsun, 100, bilemedin 150 milyon insan var. Ama bir de dünya popülasyonuna bakın. 8 milyar insan var, 8 küsur milyar insan var. Finansın bir sonraki aşaması diyoruz. Bankalardan tut devletlere, büyük finansal kuruluşlardan tut şeylere, teknoloji girişimlerine, Facebook'larına, Google'lara, Tesla'lara. Herkes şimdi buna kafa yormaya başladı. Herkes bu pastadan ben nasıl pay alabilirim düşünmeye başladı. Ya bu işler önümüzdeki senelerde büyüyerek katlanmaya devam edecek. O yüzden böyle kısa vadeli düşüşlerde vay efendim ben battım, yok paramın yarısı gitti, donumu aldılar falan. Ya bu kadar duygusallığa gerek yok. Yatırımda duygusallık yapan adam her zaman kaybeder. Hani bir başka sohbet videolarından birinde
deşarj olun demiştim, espri yapmıştım. Hani deşarj olamıyorsanız çavuşu tokatlayın diye. Bayağı bir geyiği dönmüştü, ya Emre çavuşu tokatlayın dedi, şudur budur falan. Ama yani şey aslında bu şakayla karışık bir gerçek arkadaşlar. Hani çavuşu tokatlayın diye demiyorum tabii ki ama mesela Wall Street'teki trade kuruluşları şeyde işte operasyonun başındaki traderlara östrojen veriyor bazı firmalar. Kadınlık hormonu veriyor. Neden? Çünkü adam böyle işte şey kudurup ondan sonra şeyle ondan sonra testosteronlu işlem yapmasın diye. Sakin olsun diye. Yani bu işler böyledir. Burada heyecana, anlık sinire, duygulara yer yok arkadaşlar. Makine gibi düşünmeye çalışacaksınız. Giriş seviyeniz belli olacak, çıkış seviyeniz belli olacak. Yönetilmiş, hesaplı bir risk alacaksınız. Neyin ne olduğunu baştan karar verip öyle işler yapacaksınız. İşte anlık gazla çalışmayacaksınız. Yok şu böyle demiş, yok bir arkadaşım buna girmiş. Yok şu deli gibi yükseliyor, ben de tren kaçmadan alayım falan. Yani böyle impulsif reflekslerle yapacağınız hareketler size para kazandırmaz, kaybettirir. O yüzden sakin olmayı öğrenmeniz lazım. Burada hani size yardımcı olmaya çalışan insanlar, sadece benim kanalımda değil, bir sürü artık kaliteli ya da kalitesiz fenomen var, analist var. Herkes bir şeyler paylaşıyor, bir ucundan tutmaya çalışıyor piyasanın. Burada hakikaten size yardımcı olmaya çalışan insanların hevesini kırmayın yani. Burada gereksiz ortalığı birbirine karıştırıyorsunuz. Bir de işte bugüne kadar yatırımcılık yapmamayı öğrenmemiş olmanız yani çok garibime gidiyor. Mesela diyorum bu üç piyasalar ne derler, bu düşüşler geçicidir. Bence ortalama güzel projelerde ortalama düşürebilirsiniz. Onun için iyi fırsatlar diyorum. Adam diyor ki hiç param yok ki daha. Ne nasıl düşüreyim ortalamayı diyor. Birader kim dedi sana bütün paranla gir diye ya? Hani yani şey sen risk yönetimi bilmiyorsan burada sana işte projeleri anlatan, coin anlatan adamın ne günahı var yani? Şimdi aslında bu ağlama, zırlama ya da işte ben demiştim dememiştim muhabbetine artık girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten yani şu 3 senedir kanalı işlettiğim zamandır yani her insana yardımcı olamayacağım ben öğrendim, kabullendim artık. Hayatta herkesi mutlu etmek diye bir şey yok. Kazanıp teşekkür eden, mutlu olanlar kadar kaybedip laf edenler de olacaktır. Bir de bizim insanımız işte demin anlattığı gibi fazla duygusal olduğu için, bir de konu para gibi hassas bir şey olduğu için daha şey komik tepkiler veriyor, daha agresif tepkiler veriyor. Ben bunlara alıştım. Ama yine de hakikaten önümüze bakmak için şunları söyleyeyim. Yani böyle anlık heveslere, anlık şeylere, hareketlere gaza gelmeyin arkadaşlar. Gerçekten. Uzun vadeli trendlere oynayın. Şimdi mesela bu son düşüş anormal bir düşüştü. Anormal bir şekilde de yukarı yönlü toparlayacak. Ben daha önce hep Mayıs'ta bir sert düşüş olacağını söyleyip duruyordum. Ama sonra beni aksine ikna ettiler. Eski videolarımı açıp izlersiniz, orada hikaye nereden nereye değişti. Hala da aksi konusunda hemfikirim. Bu işler bu yaz yeni rekorlara, yeni yükselişlere, ondan sonra vay şu şu kadar olmuş, bu bu kadara katlamış günlerine geri gelecektir. Çünkü yani bu manipülatif bir düşüştü. Bir de üstüne dünyada hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Yani biliyorsunuz para, akıllı para her zaman en iyi getiri neredeyse oraya gider. Ama şu an dünyanın hiçbir yerinde daha iyi bir getiri yok. Yani işte altın yavaş yavaş toparlamaya başladı. Ama yine de mesela pandemi başındaki ons başına 2000 dolarların üstüne daha gelmesine çok var. Ondan sonra işte platin milletin gümüş rekor kırmış. Ama onlar da şimdi düşündüğün zaman kripto para piyasalarından küçük piyasalar. Aynı şekilde geri yuvarlanma şansı var. Borsalar da özgün toparlayamadı. Ekonomi daha doğru düzgün toparlayamadı. Merkez bankaları biz para basmaya devam edeceğiz, faizleri arttırmayacağız deyip duruyorlar. Yani o yüzden dünyada bir şey değişmedi arkadaşlar. Burada pandeminin etkilerinin geçmediğini dünya öğrendikçe rakamlar olarak, büyüme rakamları, şirketlerin karlılıkları olarak burada veriler sağlıksız gelmeye devam ettikçe kripto paralardaki aksiyon yine şey edecektir, şahlanacaktır. Çünkü yani şey artık gözde sektör bu. Artık işte insanların ya biz bir şey mi kaçırıyoruz deyip para yatıracağı sektör bu. Bir de üstüne yetmiyormuş gibi şimdi bu son Bitcoin'deki rekorla beraber altyapı da iyice güçlendi. Bugün 100 değil binlerce borsa var. Merkeziyetsiz borsalar var. ATM ile, kredi kartı ile, onunla, QR kodla her yerden her şekilde kripto paraya tüm dünya giriş yapabiliyor. O yüzden hani bu şey 100 milyon, 150 milyon insanın alıp sattığı piyasa önümüzdeki günlerde 200 milyon insan, 300 milyon insan, 400 milyon insan olacak. Eninde sonunda olacak. Ama bu yaz itibariyle ben tekrar sağlıklı yükselişlere geri döneceğimizi düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi eğer maymunluk etmediyseniz, hesaplı risk aldıysanız buraları yeni alım seviyesi ya da ortalama düşürme seviyesi olarak değerlendirebilirsiniz.
Kapanışı yapmadan önce yine geleneğimizi sürdürelim. Biliyorsunuz piyasa yükselse de düşse de ben bir gelenek oluşturduk bu kanalda. İşte Emre Bey bize balık tutmayı öğretiyorsun ama ara sıra balık ver geyiğinden başlayarak her videoda bir balık paylaşıyorum. Balıktan kasıt da işte yeni bir coin projesi oluyor. Bugünkü videoda da Samfurion diye bir projeden bahsetmek istiyorum. XCF kısaltması da Samfurion. Bu öyle kısa vadeli bir balık değil. Yani yarın bir anda prim yapacak değil. Yani bugün piyasalar düşüyor olsa bile yükseliş trendine girdi. Ama bu biraz daha orta uzun vade projesi. Neden diyecek olursanız da Samfurion aslında bir enerji firması arkadaşlar. Yenilenebilir enerji santralleri işletiyorlar. Elektrikten, fizikten anlayanlar bilir. Bu şehirlerin enerji tüketiminde, grid sistemlerinde işte belli bir akım seviyesinin sürekli tutulması gerekiyor. Yani öyle lamba devresi gibi açıp kapatamıyorsun. Ki biliyorsunuz ülkemizde de bir kaza olmuştu işte ana hatlardan biri bakımdayken diğeri patladı. Bütün ülkede elektrik gitti. İstanbul'da bir haftaya yakın elektrik yoktu falan. Hani o iş yönetmesi çok komplike bir iş. Türkiye'de mesela manuel yönetiliyormuş. İşte şu şeyin santralin enerjisini, üretimini arttır, burayı kıs falan. Ama tüm dünya bunu daha verimli bir şekilde, dijital bir şekilde çözmeye başladı. Bu Samfurion'cular da yapay zeka ve blok zinciri kullanarak işte grid sistemlerindeki enerji dağıtımlarını ediyorlarmış. Getirin adını. Çözüyorlarmış. Şimdi kendi tokenlarını yapmışlar. XCF diye ve kendi yenilenebilir enerji santrallerinde, bu bahsettiğim grid sistemlerinde, işte enerji yükü dağılım sistemlerinde bütün alım satımlar XCF ile yapılacakmış. Yani şimdi bu olur da tutarsa çok değişik yerlere gidebilir hani coin fiyatı. Çünkü şu an ben bu videoyu çekerken 13 cent, 13.5 cent falandı. Yükselmiş hali. Hani bu dediklerini başarabilirlerse, dünyada işte enerji sektörü böyle bir yere evrimleşecek olursa bu coin alır başını gider diye düşünüyorum. Oradan hoşuma gitti. Yeni bir proje olduğu için bir de adamlar Güney Amerika'da çok faallermiş. O yüzden hangi borsada nerede listelenir falan çok becerememişler. İki tane borsada listeleniliyor. Ben Liquid Exchange'den aldım ki Liquid de biz çok kullanmasak bile Singapur'da lisanslı büyük bir borsa. Dünyanın en iyi regüle edilen borsalarından bir tanesi. Oradan bir 1000 dolarlık şansımı denemek için XCF aldım. Ama bir de Biloxi diye bir borsada listelenmişler. Biloxi Türkiye'deki başka projelerde falan da kullanılıyordu. O yüzden sizde onun hesabı olabilir. Dediğim gibi ilginç bir proje. Eğer ilginizi çektiyse linklerini onun da video açıklamasına bırakıyorum. Bugünkü videoyu da burada sonlandırayım. Dediğim gibi arkadaşlar, hani ben burada size haber paylaşayım, analiz paylaşayım, olan biteni konuşalım, yeni projeleri konuşalım istiyorum ama yani şu son 2 haftada da tıpkı 3 sene önceki çöküşteki gibi bir sürü duygusal tip türedi. Yani böyle yapmayın arkadaşlar. Kimse size zorla hiçbir şey aldırmıyor. Yatırım yapmayı bilmiyorsanız zaten böyle volatil piyasalarda hiçbir işiniz yok. Yani dediğim gibi burası değil, 80'ler Türkiye'si, TRT tek kanal devrinde değiliz. Burada anlatılanlar, benim söylediklerim işinize gücünüze gelmiyorsa izlemeyin bir zahmet ya. Hani yani ben hepinizin deşarj noktası değilim yani. Bu kadar yorum falan beni tanıyormuş gibi atıyorsunuz da ben hiçbirinizi tanımıyorum ya. Hiçbirinize de bir şey borçlu değilim. Artık şişmeye başladım. Bir de böyle eve kapandık, moraller bozuk. Hiçbirinizle uğraşamam yani. O yüzden böyle bir deşarj seansı gibi oldu bu video. Neyin ne olduğunu bilen hakkaniyet takipçilerimden özür diliyorum. Yine de bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sorunuz varsa da hepsini yorumlarda bekliyorum. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.